Güzel. Saatte daha erkenmiş toplantıma var. Ben bırakırım seni kliniğe. Yok canım ya. Benim yolum sana ters. Yok hayatım, neresi ters? Benim toplantım ofiste. Yol üstü. Ben bırakırım seni. Yok hayatım, gerçekten ters çünkü ben stajımı başka bir kliniğe aldırdım. Çok basit hayat. Stajımı kocamın çalışanlarını kandırmadığı bir kliniğe aldırdım. Hayatım, ben hala anlamıyorum seni. Bunda anlamayacak ne var Fatih? Sen arkamdan iş çevirdin. Ben de buna izin vermiyorum. Tuha, sen saçmalıyorsun. Farkındasın değil mi? Pardon da ne var bunda? Sen arkamdan iş çevireceksin. Susup oturacak mıydım yani? Fatih, bak ben sonum Nur Sema gibi olsun istemiyorum. Tuha'cığım, ne alakası var Nur Sema'yla? Aynı şey mi ya? Ya farklı kulvarlar ama aynı şey. İkisi de baskı sonuçta. Fatih bak, sen gelsen de sen ki böyle bir şey var, rahatsızım. Ya orası ayrı bir konu, yine onu anlamaya çalışırım. Bu yaptığın büyük bir organizasyon Fatih. Bak ben doktor olacağım. Ya hastanın kadın erkeği olmaz. Evet, doktor olacaksın. Ama aynı zamanda anne olmak üzeresin. Benim çocuklarımın annesi. Sen hiç merak etme hayatım. Ben çocuklarımı asla ihmal etmem. Ama senden de tek bir ricam var. Benim arkamdan iş çevirmeye kalkma. Fatih. Bak ben senin ailene karşı dik duruşuna, beni kabul ettirişine aşık oldum. Gir. Günaydın Fatih Bey. Günaydın. Abdullah Bey Doğan Hanım'ı çalışma odasına rica etti. Tamam, sağ ol. Ne oldu ki acaba? Bilmiyorum ki, kötü bir şey olmasa bari. Anlamadım. Rahat ol canım, ne sıkıyorsun ki? Günaydın. Abdullah babacığım, beni çağırmışsınız. Müsait miydiniz? Hayırlı sabahlar kızım. Gel buyur. Nasılsın kızım? Bebekler nasıl? Sorun yok. Gayet iyiyiz. Maşallah. Abdullah baba, bir problem yok değil mi? Kızım, biliyorum bizim birçok şeyimiz sana ters geliyor. Kabullenmekte zorlanıyor olabilirsin. Ama bunlar da bizim doğrumuz. Bizim görüp öğrendiğimiz şeyler. Nur Sema'nın yaşadıkları hepimizin üzdü, evet. Ama bir tek sen karşı çıktın, bir tek sen isyan ettin. Ama biz sadece onun mutluluğu için çabaladık. Abdullah baba, yani benim haddim değil, kusura bakmayın ama ben olanlara çok şaşırdım. Çünkü ben de sizi bir baba olarak görüyorum ve haliyle böyle şeyleri pek yakıştıramıyorum. Çok iyi bir insansınız. Eşinize, çocuklarınıza düşkünsünüz. Aynı zamanda çok adaletlisiniz de. Bu evde kendimi en yakın hissettiğim kişilerin başındasınız. Sizi kafamda kurguladığımın dışında başka bir şekilde görünce ben de şaşırıyorum tabii. Yani yaşımız, bilgimiz, görgümüz ne olursa olsun sonuçta insanız. Hata yapıyoruz ama inşallah şimdi telafi zamanı. İnşallah. Doğa, kızım en zor zamanlarında Nur Sema'ya yardımcı oldum, arka çıktın. Bizden göremediği yakınını senden gördü. Bunun için ne kadar teşekkür etsem azdır. Olur mu hiç öyle şey babacığım? Biz bir aileyiz. O zaman bunu da Abdullah babanın hem teşekkür hediyesi hem de hatırası olarak kabul et. Çok teşekkür ederim Abdullah babacığım. Bu çok güzel. Ama niye zahmet ettiniz? Ne gerek vardı? Hayırlı günlerde kullan kızım. Bir tak bakalım. Fatih, neyi bekliyorsun?
Doğayı merak ettim ya, bir türlü gelemediler. İnşallah baban karına şöyle güzel bir nasihat ediyordur. İnşallah. Hah, geliyorlar. Allah muhabbetinizi artırsın Doğacığım. Amin Nilay'cığım, darısı senin başına. Hadi ben gittim. Tamam baba, ben de geleceğim birazdan. Hadi hayırlı işler Abdullah Bey. Sağ ol Pembe Hanım.